Ben Gülşah Şen'le Mutfakta Gülşah Var'a hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta çok zor bir bölümdü benim için. Bu hafta çok daha iyiyim. Çünkü birçok güzel çalışma yapma şansım oldu afet bölgesindeki dostlarımız için. Peki neler yaptık, neler yapmaya devam ediyoruz? Hızlıca onu da paylaşmak istiyorum. Stüdyoların bütün ihtiyaçlarını evimizin hepsine afet bölgesindeki yerel satıcılardan temin ediyoruz. Biraz sonra size salçaları ve baharatları da göstereceğim. Bu benim daha iyi hissetmemi sağladı çalışırken. Aynı zamanda yine paylaşım yemekleri hazırlamaya devam ediyorum. Geçen haftaki bölümde paketlemeleri göstermiştim. Bugün de yine hem ekonomik, hem lezzetli, hem de paylaşıma çok uygun tarifler hazırladım sizler için. Tavuk suyu çorbamız var, sebzeli. Onun etlerinden çok lezzetli tavuklu arpa şehriye pilavı yapacağım. Köz patlıcanlı çıtır bir böreğimiz var. Tatlısız olmaz dedik çünkü tatlı hepimizi çok mutlu ediyor. Gelen komşularımıza şöyle bir tabak, bir paket götürdüğümde hissediyorum ki tatlı görünce herkes böyle bir daha fazla gülümsüyor. O sebeple de en kolay haliyle kazandibi hazırlayacağım sizler için. Peki işe neyle mi başlıyorum? Tavuk suyu çorbayla. O zaman paylaşım yemeklerinin ilk tarifinin malzemeleri gelsin. Paylaşım yemeklerinde en çok çorbayı seviyorum. Özellikle protein, sebze ve karbonhidrat malzemelerini bir arada kullandığınızda hem tek başına doyurucu hem de besleyici oluyor. Bahsettiğim gibi tavuk suyum burada. Biraz buzdolabında tavuk eti vardı. Onları da böyle incecik küçük küçük doğradım. Mantar var, patates var, havuç var, kapya biberi var. Buradaki bütün malzemeler opsiyoneldir. İstediğinizi ekleyip istemediğinizi çıkartabilirsiniz. Terbiyem için de bence dünyanın en kolay, en lezzetli terbiyelerinden biri olabilir. Bir su bardağı yoğurdum, 2 yemek kaşığı unum, 1 adet de yumurtam var. Normal limon suyu ölçüsü bu kadar. Şöyle göstereyim size, yarım limon kadar. Ama ben daha ekşi sevdiğim için bir tane de limon getirdim. Şimdi ilk olarak ocağın altını açacağım. Tencerem bir ısınsın. Et pişirirken nasıl hareket ediyorduk? Isınmış tavaya tavuk da olsa, kırmızı et de olsa ısındıktan sonra suyunu verip tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Burada da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Hızlıca ısınır zaten. Şöyle 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave etmek istiyorum tavuk etleri için. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Burada 300-350 gram kadar çiğden tavuk eti var. Şimdi bu çorbada en önemli nokta sırasıyla soteleme işlemi yapacağız. Yani tavuk pişecek, mantarı, mantar suyunu çekecek, sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bunun dediğim gibi en önemli noktası mis gibi tavuk suyu sebebiyle protein açısından çok zengin bir yemek olması. Yemek diyorum çünkü bunları koyduğunuz anda bu çorba tarifi tek başına yeterli oluyor. Ben çorbanın malzemelerini sotelerken vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen pilava geçmek istiyorum. Çünkü sipariş verdiğim birçok ürün bugün tekrar geldi. Bir yandan da size onları göstermek istiyorum. Geçen hafta çok üstünde durmuştum. Programı yapmamın bir amacı olması lazım demiştim. İşte ürünlerimiz burada. Ne diye yola çıktık? Her sipariş bir destektir. Her sipariş bir umuttur dedik. O sebeple bütün stüdyolarımıza, evimizdeki ihtiyaçlarımızın hepsine afet bölgesi satıcılarından ulaşıyoruz demiştik. Hatta tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben burada tabii isimleri veremiyorum ama Instagram gulshahsen.com.tr'de cuma günü bir video paylaştık. Kurutulmuş domatesle çok kolay bir meze tarifi var. Onun altına da bu firmaların hepsini yazdım. Eğer siz de destek olmak isterseniz, bizim de siparişimiz umut olsun derseniz Instagram gulshahsen.com.tr'den bütün afet bölgesi satıcılarına ulaşabilirsiniz.
Ayrıca siz de satıcı olabilirsiniz. Lütfen bana yazın. Deyin ki Gülşah Hanım şu benim dükkanım, ürünlerim bunlar diye biz seve seve tüm reklamlarınızı ücretsiz yapıyoruz. Şimdi size şöyle bir salçanın rengini, kıvamını da göstermek istiyorum. Çünkü hepsi, tüm satıcılar el yapımı mis gibi organik ürünler gönderiyorlar. Burada domates salçası şöyle görün. Hepsi mis gibi paketli geliyor. Bu da biber salçamız geldi. Biz bu şekilde alıyoruz. Aynı zamanda baharatlarınızı böyle küçük küçük de isteyebilirsiniz. İşte kurutulmuş domates, baharat, kahve, bulgur, şehriyeli bulgur, mercimek. Ne istiyorsanız hepsine çok rahat tek tıkla ulaşabilirsiniz. Ürünler buradayken tekrar hatırlatacağım üst üste. Şayet siz de afet bölgesinde satıcıysanız lütfen Instagram gulshahsen.com.tr'den bize ulaşın. Ürün bilgisi verin. Biz seve seve satın alıyoruz. Kesinlikle bedava ürün kabul etmiyorum. Onu da belirteyim parantez açarak. Hiçbir şekilde emeğinizin hakkı neyse seve seve satın alıyoruz. Hem programda kullanıyorum hem de sosyal medya videolarında kullanıyorum ve alta etiket açıyorum o firmalar için. Salçamız buradan, baharatımız buradan diye. İşte siz de destek olmak istiyorsanız gulshahsen.com.tr Instagram hesabındaki son paylaşıma bakın. Hem firma isimlerini görün hem de bize ulaşın dedim. Şimdi tavuk etleri orada pişerken pilavıma geçmek istiyorum. Çok lezzetli, çok pratik bir paylaşım yemeğidir. Tavuğun suyu burada haşladığımız, eti de burada. Arpa şehriye pilavı için arpa şehriye yine kavanozla getirdiğimiz domates rendelerimizden bunun da adresini vereceğim. Ve tereyağımız var. İlk olarak sadece domates rendesiyle nefis, böyle azıcık malzemeli bir pilav hazırlayacağız. Serviste de bunları tereyağı ile lezzetlendirip birazcık da dereotu, maydanoz kullanacağız. Peki pilav için ne yapıyorum? Tencereler geç ısındığı için ben altını açmıştım. Arzu edenler bu tarife soğan, sarımsak da kullanabilir. Ama ben sosunda bolca malzeme olduğu için kullanmayacağım. Burada 2 kupa arpa şehriye var. Hemen ocağa alıyorum. Hafif kavuruyorum. Çok fazla değil. Ben arpa şehriyeleri ölçerken bu bardağı kullanmıştım. Aynı bardakla 1 bardak. Hemen Hatay'dan domates rendemizi ilave ediyorum. Bakın o kadar güzel ki hiç salçaya bile bu tarifte gerek olmadı. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Domates rendesi de pilav tariflerinde sıvı, likit sayılır. Ölçünüzü ona göre ayarlayın. Burada ısıttığım hemen 2 bardakta tavuk suyunu üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir. Şöyle 2. 2 çay kaşığı tuzum var. Kaynamaya başladığı anda küçük göze aldım. Ocağın altını kıstım ve kapağını kapatıyorum. Bugün dediğim gibi programda geçen haftaya göre çok daha iyiyim. Çünkü paylaştığımız bütün firmalar bize teşekkür etti. Satışlarını olumlu yönde etkilemişiz. Ben de buradan beni bu kampanyamda yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle oradaki satıcıların bugün bize dünden daha çok ihtiyaçları var. O sebeple domates rendesi, salça, baharat, zeytinyağı, Malatya'dan kayısılar hepsini sipariş edin. Ne diyorduk? Her sipariş bir destek. Instagram gulshahsen.com.tr'den hem bugün programda kullandığım malzemeleri temin ettiğim firmaları görebilirsiniz. Hem de siz de satıcıysanız bana ulaşabilirsiniz. Ürünlerinizi seve seve kullanırız. Tavuklar güzelce suyunu çekti. Cazır cazır yapıyorlar. Şimdi ilk olarak içine mantarları ilave ediyorum.
Neden ilk olarak mantarları ilave ettim? Çünkü onlar da tavuk gibi sotelenmeli. Madem yemeklerimizi paylaşıyoruz, bütün menü paylaşım yemeği şeklinde hazırlanıyor. Ne kadar lezzetli olursa bence o kadar güzel olur. Arpa şehriye pilavı suyunu çekmeye başladığı zaman şöyle 1-2 parça tereyağı ilave edebilirsiniz. Hemen bunu da kaşıkla koydum içine. Bu tamamıyla benim tercihim. Unutmayın, pirinç pilavı gibi değil, ara ara suyunu çekene kadar karıştırın. 15-20 dakikada oluyor. Burada mantarlar da tamam. Üzerine önce havuçları ilave edelim. Havuçlar hafif rengini verdiği anda bir tane küp patates, küp küp doğranmış, onu da ilave ettim. Bunun terbiyesini de biraz yumuşak tutacağım. Çünkü bol taneli bir çorba. Çok kalın terbiye sevmez bol taneli çorbalar. Hani bir tabir vardır ya, mama gibi olur deriz. İşte o sebeple biraz terbiyesini yumuşak tutmanız gerekiyor. Şu ana kadar hiç tuz bir şey eklememiştim. Şimdi tuzunu da ekleyelim. Programda hep hatırlatıyorum, kaya tuzu kullanıyoruz. O sebeple oradan size çok gelmesin. Pilav olmak üzere. O arada da ben tavuk etini hazırlamak istiyorum. Ama nasıl? Haşladığımız tavuk etini fazlasını derin dondurucuya atarsanız size çok güzel kolaylık olur. Böyle küçük küçük paketleyin. Ben genelde öyle yapıyorum. Bunu da onun için ayıracağım. Tavuk eti burada. Üzerine pilavdan artan tereyağından 2 parça koyuyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Biraz da yeni gelen baharatlarımdan kırmızı toz biber ilave ediyorum. Bunu şu an ısıtmayacağım. Tereyağı ile buluşturmayacağım. Çünkü bu işlemi yapıp ısıtırken bir daha yaparsanız etiniz kurur. Servis anına kadar bu şekilde duracak. Servisten hemen önce buradaki baharatlar tereyağıyla tavuk etini buluşturup pilavla servis yapacağız. Sebzeler şahane oldular. Hemen üzerine tavuk suyunu ilave ediyorum tüm yağlarıyla beraber. Şöyle size göstereyim. Bol taneli bir çorba. Biz terbiyesini yapacağız ama arzu edenler bunu bu şekilde ince kıyılmış maydanozla da tüketebilirler. Ben patates ve havuç olduğu için içinde ekstra şehriye eklemedim. Siz nasıl arzu ediyorsanız yapabilirsiniz. Arpa şehriye pilavı tamamdır. Şöyle bir size göstereyim. Böyle pişmeye bir tık kala, hafif böyle çok hafif suluyken ocağın altını kapatıyorum. Burada hazırlamıştım tertemiz bir mutfak havlusu. Üzerine örtüyorum. Ve arkaya demlenmeye alıyorum. Geldik çorbamızın terbiyesine. Bir su bardağı yoğurdum var. Suyuyla beraber alın lütfen. Suyunu ayırmayın. Bir tane yumurta. Şu şekilde 2 kaşık un ilave ediyorum. Çok değil çünkü çorbam çok taneli. Üstüne yarım limon suyu, sonradan ben ekleyeceğim. En sonda burada kapya biberi var. Bunu sotelemedim neden? Eğer tavuk, patates, havuçla beraber atsaydım çorba olduğunda bu ölürdü. Çok ölsün istemiyorum. O sebeple buradaki tavuk suyu kaynadığı anda terbiyeden hemen önce içine ilave edeceğim. Çorba hafif hafif kaynamaya başladı. Artık kapya biberini gönderebilirim.
Güzelce çıktım, terbiyem burada hazır. Bu limonu da kendim için ekstra getirdim. En son ilave edeceğim. İkisinin buluşması gerekiyor ama nasıl? Yoğurtlu terbiyelerde hep şöyle bir kuralımız vardı. 3 kepçe kuralı. Terbiyeyi tencereye yakın bir yere aldım. Tanelerinden çok fazla almadan ama yine gelir. Bir kepçe ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. 3 kepçe de çok rahatlıkla eşitlenir. Terbiyenizin kesilmesini istemiyorsanız mutlaka çorbanın ısısıyla eşitlemeniz gerekiyor. Bu da 3 kepçe de oluyor. Birincisi burada. Terbiye ile çorbayı yavaş yavaş buluşturuyorum. Şöyle size de göstereyim, hiçbir kesilme yok. Bol taneli, birebir besleyici, sağlıklı ve kavanozda yaptığımız paylaşım çorbalarımız için harika bir tarif. İyice kaynadıktan sonra tuzunu kontrol edin, sonra kavanozlayabilirsiniz. Çorba mis gibi oldu. Şöyle size göstereyim kıvamı. Hiçbir kesilmemiz yok. Peki şimdi ne yapıyoruz? Ocağın altını kapatıyorum. Kapağı da kapatalım. Ve hızlıca börek tarifimize geçelim. Malzemeleri gelsin. Bu iç harcı inanılmaz lezzetli oluyor. Daha önce bir benzerini saç böreğinde de kullanmıştık. 150 gram kadar kıyma opsiyoneldir. Onun dışında bütün malzemelerin közlenmiş olması tercih edilir. Peki ne var içinde? Közlenmiş soğan, sarımsak, köz patlıcan, biber, közlenmiş domates. Patlıcanınızı yazdan eminim hazırlamışsınızdır. Çünkü biz de hazırladık. Hatta burada beraber de yaptık. İşte bir poşet çıkarttım. Diğer malzemeler zaten hazır. Hepsini 200 derece fırında közlüyorsunuz. İnanılmaz bir lezzet farkı açığa çıkıyor. Dediğim gibi geçen haftaya göre bu hafta çok daha iyiyim. En azından biraz böyle yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Allah orada olanlara büyük kolaylıklar versin. Diyorum ki biz bu kadar etkileniyorsak hala orada olanlar nasıl dayanacaklar? Gerçekten bol bol dua ediyorum. Siz de lütfen bol bol dua edin. Börek yaparken ne demiştik? Her zaman iç harcı önce yapılmalı. Yufka ile buluşmadan önce oda sıcaklığına gelmeli. Bugün ben baklavalık yufka kullanacağım bu tarifte. O sebeple her şeyiniz hazır olduğunda paketi açın. Çünkü çok hızlı kurur. İç harcım için tavam ısındı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Opsiyonel istediğiniz yağı tercih edebilirsiniz. Ben kıymayı biraz fazla kullanacağım. Çünkü bu iç harcı da hazırlayıp yine oda sıcaklığına geldikten sonra dondurucuda bekletiyorum. Şöyle ufalayarak tavama alıyorum. İyice ezerek tamamıyla kavuruyorsunuz. Diğer malzemeler pişmiş olduğu için onları aslında kavrulan kıymanın içine karıştıracağız. Kıyma kavrulurken içine çok azıcık su ilave ederseniz topaklanma yapmaz. Kıymam hazır olduğunda hemen tuz, karabiber ve baharatlarını ilave edeceğim. 2 çay kaşığı tuz. Karabiber. Ve Hatay'dan gelen toz biberimiz. Hem çok güzel renk hem de lezzet veriyor. Hazır biberi kullanmışken tekrar hatırlatmak istiyorum. Tüm stüdyolarımız ve ihtiyaçlarımız için bütün alışverişlerimizi deprem bölgesindeki yerel satıcılardan yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Instagram gulshahsen.com.tr'ye
bir tane video yükledik. Kurutulmuş domatesli meze videosu. Adına da dünyanın en güzel mezesi dedik. Çünkü içindeki kurutulmuş domatesler inanılmaz güzel. Siz de bu noktalardan sipariş verirseniz biz de kendi adımıza çok mutlu oluruz. Çünkü yola çıkma amacımız neydi? Her sipariş bir destek, her sipariş bir umuttur dedik. Bütün firmaları ücretsiz olarak paylaşıyorum. Hala duymayan varsa gulşahşen.com.tr Instagram hesabından bana yazabilir. Sayfanızı göndermeniz yeterli. Ürünleri biz alıyoruz. Ücretsiz ürün kabul etmiyoruz. Tekrar parantez açalım. Çünkü sağ olun siz de teklif ediyorsunuz ama biz kesinlikle ücretsiz olarak kabul etmiyoruz. Reklamınızı, firmanızın sayfasını hiçbir ücret almadan seve seve paylaşıyoruz. Buradaki tek bir amacımız var. Deprem bölgesinde şu an hala hayatta kalmaya çalışan orta ölçekli, ufak ölçekli yerel üreticilere sonuna kadar destek olmak istiyorum. Baharatından salçasına, domates rendesinden kurusuna her şeye ulaşabilirsiniz. Bütün adresleri de tek tek veriyorum. Kıymam da hazır hale geldi. Buradan ilk olarak közlenmiş kuru soğan. Közlenmiş sarımsak. Közlenmiş patlıcanım. Közlenmiş 3-4 tane biber. Ve son olarak domatesimi ilave ediyorum. Bütün paylaşım yemeklerini hazırlarken çok özen gösteriyorum. Evime gelen özel misafirlerime hazırlık yapıyor gibi hissediyorum. Bugün de bu iç harcını o sebeple kullandım. Oldukça besleyicidir, doyurucudur ve de çok lezzetli olur. Şimdi tekrar bütün malzemelerden sonra şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Baharatları yineleyeceğim çünkü güçlü aromalarına ihtiyacım var. Karabiber ve kırmızı toz biber. Baharatlarınızı da doldururken çok fazla doldurmayın. Kokusu çok hızlı kaçar. O sebeple böyle küçük küçük koyun. Bittikçe hemen cam kavanozda muhafaza edin. Oradan aktarım yaparsınız. İç harcım hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Geldik sosumuza. Ayçiçek yağı ilave ettim. Yarım su bardağı kadar. Şurada da 100 gram kadar dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağım var. Bir parça yerleştirdim. Ocağın altını açıyorum. Tereyağı erimeye başladığı anda ocağın altını kapatıyorum. İçine süt ilave ediyorum. Bu böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Arzu ederseniz yumurta da ekleyebilirsiniz. Ama yumurtalı sosta börek böyle yumuşacık olur. Biz bugün çıtır çıtır istiyoruz. O sebeple de eklemedim. İç harcı hazır, sos da hazır. Burada hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi baklavalık yufka çok hızlı bir şekilde kurur. İlk katı yayıyorsunuz. Tam 5 kat yapacağız bu şekilde. Her kata sostan sürüyoruz. Hemen üstüne ikinci katı alıyorum. Yine güzelce sosluyorum. 5 kat bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. 5 kat yufka hazır. Burada şöyle ince bir tabaka dikkatli bir şekilde açıyorum. Burası bizim iç harcının taşıyıcı bölümü olacak. Kuru gördüğünüz her yere sosunuzdan sürün. Çok fazla suyunu almadan üstten iç harcımdan
yerleştiriyorum. Dikkatli bir şekilde katlıyorum. Burada iki seçeneğiniz var. Dilimleyip pişirebilirsiniz. Rulo halinde pişirip sonradan dilimleyebilirsiniz. Ya da ben çok severim. Şu şekilde N harfi yapabilirsiniz. Birincisi hazır. Şimdi hızlıca diğer parçaları da hazırlıyorum. Unutmayın. 5 kat, her katta da bolca sos. Normal şartlarda olsam tepsiye 4 tane koyardım ama şimdi biraz sıkıştırdım. Neden? Ne yapacaktık hep beraber? Evde yemek hazırlarken mutlaka bir kepçede deprem bölgesinden gelen dostlarımız için ayıracaktık. İşte burada da aynen o şekilde yaptım. Artan sosu da her yerine sürüyorum böreklerimin. 200 derece fırında nar gibi olana kadar kızaracaklar. Şimdi sırada ne var? Çok lezzetli. Pastanedekileri aratmayacak kazan dibi. Malzemeleri gelsin. Böreğim nar gibi kızardı. O sebeple tatlıya geçmeden fırından almak istiyorum. Şu an çok sıcak ama çıtır çıtır. Gayet lezzetli, mis gibi de kokuyor. Bu güzel tatlının malzemeleri 2 litre süt, 2 su bardağı şeker, yumurta sarısı, nişasta, un, tereyağı veya margarin, onun dışında da 2 paket vanilya özütümüz var. Ancak tepsiyi yağlayıp pudra şekeriyle kaplamayı da unutmuyoruz. 2 su bardağı şekeri dökme elverişli kabıma alıyorum. 2 yumurta sarısını da yine şekerin üzerine döküp güzelce karıştırıyorum. İki litre sütü de yavaş yavaş şekerin üstüne ilave ediyorum. Sütlü karışımı ocağa aldım. Altını açıyorum. Süt kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağım. Buranın da altını açtım. Hemen ne yapıyorduk? Unu kokusu çıkana kadar kavuruyorduk. 250 gram tereyağı, margarin tercih sizin. İlave ediyorum. Eriyen tereyağının üstüne unumu ilave ediyorum. 10 yemek kaşığı. Kokusu çıkana kadar en az 4 dakika kavuruyoruz. Sütlü karışımda şeker tamamen eridi. Un içinde 4 dakikam doldu. Kademeli olarak sütlü karışımı unlu karışıma ilave ediyorum. Her seferinde iyice karıştırın. Kaynayana kadar hiç bırakmadan karıştırıyoruz. Kaynamaya başladığı anda 2 paket toz vanilin ilave ediyorum. Ocağın altını kıstım. Hemen nişastayı hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı nişastam var. Üzerine biraz su ilave ediyorum. 1 çay bardağı kadar. Nişastayı güzelce açıyorum. Nişastayı açtım. Geldim buraya. Yavaş yavaş ilave ediyorum.
çok hızlı bir şekilde kıvam alacaktır. O esnada da karıştırmayı hiç bırakmayın. Kazan dibinin harcı istediğim kıvama geldi. Hiç bırakmadan karıştırdım. Şöyle size bir göstereyim. İşte aynen böyle olması lazım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bunun güzel bir püf noktası var. Ya bu şekilde çırparak bir 5 dakika soğutmanız gerekiyor ya da blenderla, ikisi de hemen hemen aynı işi görüyor. Ama önce tepsimi ne yapacağım? Tereyağı ve pudra şekeriyle kaplıyorum. İlk olarak biraz tereyağı alıyorum. Yağlayıp fazlasını aldıktan sonra tepsinin her köşesini pudra şekeriyle kaplıyorum. Tepsi beni burada beklesin. Pürüzsüz bir kıvamda ancak havalandırmam gerekiyor. Blender'dan faydalanacağım. Bir 30-40 saniye blenderla çekin. Tatlının yarısını tepsiye alıyorum. Hepsini değil, unutmayın, yarısı. Şöyle güzelce sallıyorum. Aynı anda çift göze oturtturdum. Bir göz daha büyük, bir göz daha küçük. Isıyı da o şekilde ayarlayacağım. Tam tamına 12 ile 15 dakika sürüyor. Çevire çevire her köşesini yakacağız. Buralardan zaten pıtır pıtır yapmaya başlayacak. Mutlaka yüzeyde kararmayı görmemiz gerekiyor. Her tarafı güzelce yandı. Size bahsettiğim koyu karamel görüntüsü buydu. Yüzeyde bu rengi gördüğünüz anda altı tamamen yanmış demektir. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde alıyorum. 1-2 dakika şu baloncuklar inene kadar beklemem gerekiyor. Bu aşamada dökersem çünkü iki renk birbirine karışır. Tatlının kalanını tekrar güzelce tel çırpıcıyla çırpıyorum. Dikkatli bir şekilde yaktığım kısmın üzerine döküyorum. Paylaşım yemeklerini sizlerle paylaşmadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Hem bu stüdyonun hem diğer stüdyoların, evimin bütün ihtiyaçlarını afet bölgesindeki satıcılardan temin ediyorum. Hepsini ücretsiz olarak paylaşıyorum. Elinizde hangi ürün varsa lütfen bana Instagram gulshahsen.com.tr'den yazın. Sayfanızı hiçbir ücret talep etmeden seve seve paylaşırız. Burada uygulamalı olarak da satın aldığımız ürünleri bizzat sizle tanıştırmayı çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi zor bir süreçten geçiyoruz ve el ele olursak her şey çok daha kolay olacak. Instagram gulshahsen.com.tr'de son paylaşımın altına da bütün tedarik yaptığım dükkanların linklerini bıraktım. Şöyle bir göz atarsanız çok sevinirim. Şimdi tatlım soğumaya gidecek. Ben de o arada yavaş yavaş servise başlamak istiyorum. Çorbam servis için hazır. Şöyle yine size göstereyim. Bol taneli, bol lezzetli,
kavanozlama yöntemini geçen hafta gösterdim. YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden bakıp ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirsiniz. Çorbamız burada. Ocağa pilav için hazırladığım tavukları aldım. Servise kadar tereyağı eriyecek. Baharatlarla mis gibi karışacaklar. Şimdi sırada böreğimiz var. Şimdi şöyle iki tane yan yana koyacağım. Çıtır çıtır. Bir de bir tanesini kesmek istiyorum. İnanın bana dışarıda satılanlardan hiçbir farkı yok. Böreğim de hem servise hem de paylaşıma hazır. Şimdi sırada pilavım var. Pilav güzelce demlendi. Biliyorsunuz güzel bir masa örtüsüne de sarıyorum ki son ana kadar sıcak kalsın. Burada tavukları da lezzetleniyor. Hemen şöyle servis tabağını hatta size göstereyim. Arpa şehriye pilavı da tane tane olur mu? Olur. Servis tabağına bol miktarda pilav aldım. Lezzetlendirdiğim tavukları da alıyorum. Hemen üstüne ilave ediyorum. Hem çok lezzetli, hem çok ekonomik, hem de çok besleyici bir paylaşım yemeğidir. Eğer seviyorsanız üstüne biraz maydanoz ve dereotu çok yakışır. İyice dinlenip soğuyan tatlımı artık servis yapabilirim. En güzel dilimi ortadan sizin için alıyorum. Ben üstüne hiçbir şey servis etmedim. Size detaylı bir de kıvam göstermek istiyorum. Hemen tepsiden şöyle bakın. Aynı annemin söylediği gibi dans ediyor. Çok da lezzetli oldu. Bugün Mutfakta Gülşah Var'da bir sürü lezzeti bir araya getirdik. Peki nasıl getirdik? Her sipariş bir destek dedik. Yerel üreticilerden, afet bölgesindeki yerel üreticilerden sipariş verdik. Ve bu tariflerin hepsi onların emeğiyle hazırlandı. Tarifleri izlemek isterseniz YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden hepsine ulaşabilirsiniz. Siz de bir yerel üreticiyseniz ürün bilginizi bizimle paylaşın. Biz de seve seve size destek olalım. Tüm detaylar için Instagram gulshahsen.com.tr'den bana ulaşabilirsiniz. Haftaya pazar saat tam 2'de görüşmek üzere.